Sabah bir telefon konumuz vardı. Onun yaptığı bir yorum hatırlatın. Volkan Kulucuk, Ali ve Menkul Değerler'den piyasa ilişkin beklentilerini bizler paylaştı. Hemen hatırlatalım. Piyasalar atlattı. Feri atlatmasının ardından gündemde başlık halinde kalan iki tane konu kaldı. Birincisi Yunanistan, diğeri de yurt içinde koalisyon. Yunanistan meselesinin de o veya bu şekilde çözüleceğine inanan bir piyasa var. Ki hani Yunanistan meselesinin çözüme kavuşmaması durumunda zaten bu piyasada değil. Hani piyasalarda belli bir noktada sürpriz olur. Ama altının fiyatlamasına baktığımız zaman altın 1177-73 bandında, dolayısıyla Yunanistan'daki bu hani gerginliği ya da gelgitleri fiyatlamadı. Dolayısıyla Yunanistan meselesinin Yunanistan masada kaldığı müddetçe çözüme yaklaşma ihtimalini yüksek görmek gerekebilir. İçeride koalisyon noktasında fiyatlama imser tarafta devam ediyor. Türkiye'de özellikle dolar TL'ye baktığımızda TL'nin 2.70'in altında kalarak 2.65 destek seviyesine doğru yaklaştığını görüyoruz. Bu desteğin kırılma ihtimali olabilir. İlerleyen günler dışında pozitif fiyatlama bozulmadığı müddetçe böyle bir noktada 2.63-2.60 bandına yönelik bir gerilimle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunları söyleyebilmek için diğer taraftan da dolar endeksini yakından takip ediyoruz. Dolar endeksinin yeniden 95.5 seviyelerine doğru bir hamle yaptığını gördük. Burada kritik 95.5 gibi duruyor. Eğer 95.50 seviyesi üzerinde bir hareket oluşmadıkça dolar endeksindeki bir yukarı hareketi bir noktada tepki olarak algılayabiliriz. Ama 95.5 seviyesi üzerinde kalmaya devam eder ve yeniden 98.100 bandına yönelik yükselişini genişletirse o zaman güçlü dolar tarafında olmak fayda getirebilir gibi görünüyor. İçeride BIST tarafı dün yaşanan hareket bu noktada kar kapışı olarak değerlendirilmeli. Keza yurt dışında özellikle Avrupa'da ve Asya'da borsalarda yukarı hareket devam ediyor. Muhtemelen 85.000 direnci önümüzdeki günlerde test edilebilir. Burada 85.000 direncinin üzerinde kalıp kalmayacağımıza hep birlikte bakacağız. Tabii ki içerideki fiyatlamanın içine koalisyon görüşmelerinde etkili olabileceğini eklemek gerekiyor.